Manşete hoş geldiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız, bayramımız kutlu olsun. Evet çocuklara armağan edilen ilk bayram ama ulusal egemenlik vurgusuna da dikkat çekmek istiyorum. Ulusal egemenlik her nerede yaşanıyorsa ve yaşatılıyorsa. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de açılışının yıl dönemi. Türkiye Büyük Millet Meclisi var mıdır, nerededir? Parlamentonun yasama gücü var mıdır? etkin denetim gücü var mıdır, etkili midir ve ülkeyi yönetmekte, yasa çıkartmakta bir numaralı organ mıdır? Bütün bunların hepsi değerlendirmeye açık. 23 Nisan kutlu olsun fakat içi boşaltılmış değerlerle, cumhuriyet değerleriyle bir 23 Nisan bayramına daha girdik. Bugün manşetin gündeminde sadece 23 Nisan yok elbette. 23 Nisan'da çocuklar, çocukların durumu. Buna bakacağız. Irak dönüşünde Erdoğan önemli mesajlar verdi ve bundan sonra yapacaklarının adeta yol haritasını çizdi. Ona bakacağız. Kürt medyasına Türkiye'de ve Belçika'da ev baskınları düzenlendi. Çok sayıda isim gözaltına alındı. Buna bakacağız. Erdoğan'a uçakta sorulmayan soru neydi? Ona bakacağız ve yine bir takım parti içi kulisleri değerlendireceğiz. Elbette birkaç gündür sosyal ağların gündeminde olan küflü çikolata tartışması. Buna da değineceğiz. Erdoğan'ın hassas yerinden vurulduğu meselesi. Parti içi genelge. Daha önce hatırlatmıştım çıktı o genelge ya da en azından sözlü olarak belli yerlere iletildi. Buna bakacağız. Karga kafasıyla başlıyorum. Karga kafasının karikatürü. Koltuğu bir günlüğüne bana versenize bir şey deneyeceğim. Hani 23 Nisan'da koltuklara çocuklar oturtulur ya. Onunla başlayalım. Karga kafasının karikatürü son derece manidar. Evet çöp toplayan ya da işte kağıt toplayan, geri dönüşüm işte malzemesi toplayan neyse bir çocuğu çizmiş ve koltuğu bana verin bir günlüğüne bir şey deneyeceğim diyor karikatürde karga kafası. Evrensel çok güzel bir manşetle çıkmış bugün. Ona bakalım. Ee, egemenlik sermayede yük çocukların sırtında diyor ve bir takım rakamlar paylaşmış. 10 milyona yakın çocuk yoksulluk kıskacında. Öğrencilerin %19.3'ü haftada bir öğünü atlıyor. Okula hiç kayda olmayan 610 bin çocuk var. Sınıfta olması gereken yüz binlerce çocuk mesemde işçi. Son bir yılda 452 bin çocuk suça karıştı. 15-17 yaş arası çocukların %21'i 2022 itibariyle işçi. Ve evrenselin değinmediği bir rakam var o rakamı da gazete duvardan Ceren Bayar yazmış. Cezaevlerinde 552 çocuk var. Adalet Bakanlığı 2023 verilerine göre, resmi veriler. 0-6 yaş arası 552 çocuk anneleriyle birlikte cezaevinde kalıyor. Sadece 0-6 yaş, 6 yaş üstü yok bu değerlendirmede. DEVA Partisinden Elif Esen anneleriyle beraber Sincan ve Silivri cezaevlerinde kalan çocukları ziyaret etmiş. Örnek bir davranış alkışlıyoruz. Bu kare gündeme kazındı. Hoş döner tartışması var. O döner meselesine girmeyeceğim. Twitter'da yazdım bir şeyler. Ekrem İmamoğlu Alman Cumhurbaşkanı'yla bu şekilde fotoğraflar verdi. Adeta hani böyle heyetler arası görüşme fotoğrafı. Sanki iki lider görüşüyor. iki cumhurbaşkanı sanki bir balkonda görüşüyor falan gibi basının karşısında çokça böyle pozlar vardı. Son derece önemliydi ve bu pozlar Erdoğan'ı, AKP'yi, Ankara'yı çok rahatsız etti. Alman Cumhurbaşkanı kim ile görüştüğünün farkındaydı elbette. Görüştüğü kişi İstanbul Belediye Başkanı değil. Görüştüğü kişi geleceğin Cumhurbaşkanı olası Cumhurbaşkanıydı. Ondan dolayı zaten bu fotoğraflar verildi ve Alman Cumhurbaşkanı da bunun farkındaydı. Ve zannediyorum Ekrem İmamoğlu da farkında. Yani sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı şapkası yok artık. O da bunun farkında. Almanya Cumhurbaşkanı protesto edilmiş. Filistin meselesi, Gazze meselesi ile ilgili. Milli Gazete harika bir manşet atmış. Almansa protesto edebilirsiniz. Yani Alman Cumhurbaşkanlığı İsrail meselesinden dolayı, Filistin meselesinden, Gazze meselesinden dolayı, oradaki katliamdan dolayı protesto edebilirsiniz. İsrail'e edemezsiniz. Sokağa çıkamazsınız. İsrail ile ticareti edemezsiniz. Güzel, alkışlıyoruz. Erdoğan Irak dönüşünde bir takım mesajlar verdi ve bu mesajlar ağırlıklı olarak PKK işte terör operasyonu falan eksenliydi ve bu mesajında önümüzdeki dönemde somut çıktılarını bu PKK ile ilgili bir takım görüşmeler yapmış Kuzey Irak'ta ve Irak'ta önümüzdeki dönemde bunun somut çıktılarını daha net göreceğiz demiş somut sonuçlarını göreceğiz belli ki belli konularda anlaştık zaten ilerleyen günlerde de bunu göreceksiniz diyor birazdan bakacağız ne zaman Kürt medyasına baskın olsa bunu bir operasyon takip ediyor. Benzer bir şey gelebilir. Neden yazmasınlar diye. Benzer bir operasyon, benzer bir dalga, benzer bir belki bölgesel savaş dalgası yolda. Bunu zaten söylemiş. Belediyelere kayım atanma ihtimaline de dikkat çekmiş. Bundan önce hukuk zemininde neyse o. Hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz diyerek Devlet Bahçeli'ye de destek çıkmış. Çünkü Devlet Bahçeli son açıklamasında DEM Parti kapatılsın falan demişti. Yani 2 milyon kişinin oyuna oyunu almış. DEM Parti'nin yeniden refahın bile altında fakat sandık sonuçlarına bakmayan bir irade söz konusu Ankara'da. Sandık iradesine bakmayan, umursamayan bir irade söz konusu. Yarın öbür gün başlayacak bir terör operasyonuyla veya sınır ötesi harekatla bütün hepsini ters edebilecek bir irade var ve zaten bu planlar belli ki devreye konulmuş durumda. İşte bölücüler bu milletin evladı olamaz diye kocaman görmüş Erdoğan'ın sabah kaçtesi Devlet Bahçeli'yi. O arada tabii Washington gezisi çokça konuşuluyor. Birkaç gündür bu gezinin Avrupa olmayacağı, iptal edilip edilmeyeceği, profilinin düşürüldüğü gibi iddialar var. Ee, tecrübeli diplomat Selim Kuneralp, 9 Mayıs Washington ziyaretinin yapılmayacağına hatta böyle bir davetin mevcut olmadığına ilişkin haberlerin Haniye ve Dolmabahçe'de çekilen fotoğrafın hemen ertesine rastlaması tesadüf değil demiş. Tamam da yani bu neden gündem olmuyor, neden konuşulmuyor, neden hiç bahsi geçmiyor. Mesela 9 Mayıs ABD ziyareti ki şurada 2 hafta kalmış değil mi? Yani Ankara'nın ilan ettiği tarih 9 Mayıs Amerika teyit etmese de. Neden uçakta sorulmaz Erdoğan'a? Tek satır yok. İşte orada bir problem olduğunu gösteriyor bu. Ama Erdoğan'a başka sorular geniş geniş soruluyor ki o zaten Propaganda Bakanı Fahrettin'in basın ee, şeylerine, aparatlarına dağıttığı sorular. Onlar soruluyor. Mesela özgür özel görüşmesiyle ilgili paragraflar dolusu açıklama var. İşte Türkiye'nin yenilikçi, özgürlükçü anayasaya kavuşma zamanı gelmiştir. Bunu görüşeceğiz falan diyor. Belli ki bir terör operasyonu, sınır ötesi harekat, bir de yeni anayasa meselesiyle gündemi kendine çevirme veya gündemi bunlarla meşgul etme planı var iktidarın. Bunu da açık etmiş, söylüyor yani. O Orada Nuray Babacan'ın gazete penceredeki kulisi olası bir anayasa değişikliği veya kritik kararlarda 38 milletvekilinin işe yarayacağı, İyi Partili 38 milletvekilinin işe yarayacağı hesabı yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı ekibi Akşener ve ekibiyle yakın ilişkide deniyor. İyi Parti şu kadar oy almıştır, oyu şu kadardır, ne bileyim sandıkta silinmiştir diyebilirsiniz. Fakat şu anda bir parti ve bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu var, 38'de milletvekili var. Haliyle bu milletvekilleri, bu milletvekilleri de yakın markajda, yakın markaj altında onları ürkütmeden, partiden koparmadan bir biçimde AKP kendi saflarına veya yeni anayasa değişikliği filan saflarına katmaya çalışıyor. Referandumlu bir anayasayı geçirmek için yetiyor zaten. AKP, MHP, İYİ Parti oyları 360'ı buluyor. 360'ı geçtiğinde zaten referandum sınırında bir anayasa değişikliği oluyor. Ondan dolayı da Akşener yakın markajda. Fotoğrafta da özellikle seçtim Akşener ve oğlu Fatih Akşener görünüyor. Akşener Parti'yi yönetiyor. Fatih Akşener de partinin kasasını yönetiyor. Evet. Erdoğan Irak uçak dönüşü mesajları demişken... New York Times'ta bugün enteresan bir... Daha doğrusu 20 Nisan'da enteresan bir grafik yayımlandı. Bunu özellikle seçtim getirdim. Kopya kağıdı veya hatırlatma kağıdı... Hatırlatma notu falan diyebileceğimiz bir grafik. Burada Orta Doğu'daki liderler arası veya Orta Doğu'daki ülkeler arası ilişki durumuna bakmış New York Times. Yeşil dostça ilişkiler yani mesela Katar'la Hamas arasında, Hamas'la Hutsiler arasında, yine Hamas'la İran arasında dosya ilişkiler var diyor. Kırmızı düşmanlık, düşmanca ilişkilerin olduğu. Mesela Amerika herkesle düşman. Hutsilerle düşman, Suriye'yle düşman, İran'la düşman, Hamas'la düşman falan. İsrail de herkesle düşman. Sarı çok enteresan. İlişki durumu karışık. Mesela İsrail'in Katar'la ilişki durumu karışık. Suudi Arabistan'la ilişki durumu karışık. Amerika'nın Suudi Arabistan'la ilişki durumu karışık falan. İşte Suudi Arabistan'ın Suriye'yle ilişki durumu karışık falan gibi. Güzel bir grafik. Yani bakarsanız durdurup da bakabilirsiniz. Fakat dikkatinizi çekerim. 8 lider var. Şeyde grafikte Türkiye yok. Yoksun oyunda yani. New York Times'ın grafiğinde yoksun. Fehim Taştekin İsrail'le devam edelim. İsrail ordusunun Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği baskını sırasında orada bulunan 2000 Filistinli'nin akıbeti meçhul. Toplu mezarlardan cesetleri çıkarma çalışmaları 4 gündür sürüyor. Toplam 283 cesede ulaşıldı. İsrail ordusunun cesetleri kumların altında oldukça derine gömdüğü ve üzerlerine çöp boşalttığı tespit edildi. Aralarında kadın ve yaşlıların bulunduğu cesetlerin bir kısmının elleri kelepçeli ve elbiseleri çıkarılmış. Çok acayip bir vahşete katliama tanıklık ediyoruz. Elimiz kolumuz bağlı seyrediyoruz. Dünya bambaşka bir evreye girdi. Geçelim küflü çikolata tartışmasına. Sadece milliyette gördüm başka gazetelerde var mı yok mu bilmiyorum ama iktidara yakın bir isimmiş ondan belki de ambargolu bu haber e, ee, işte Swiss, neyse nasıl okunuyorsa onun bir çikolata markasıymış. CEO'su, sahibi, patronu, kurucusu neyse Aslı Yıldız bir müşterisine e, ters cevap verdiği için gelen tepkiler üzerine istifa etti. Hikayede şu. Bir müşteri şikayette bulunuyor. Diyor ki işte efendim küflenmiş çikolataya ilk defa şahit oluyorum diye. İşaretledim mesajdaki ilgili yeri. Ona cevap veren Elif Aslı Yıldız'sa ki ona şirketin veya işte ne bileyim firmanın müşteri ilişkileri, kurumsal ilişkileri veya işte filan reklam departmanı falan neyse halk ilişkilercisi değil. Bizzat patronu cevap veriyor. Bir sürü böyle ayar veriyor. E, hayatta küfrenmez ürünleri mi, ürünlerimiz işte ev, evindeki nem oranına falan bir bak bilmem ne filan bir sürü de ayar veriyor. Sonra da senin karşında karşında senin dev mikroz ve biz varız diyor. Dev mikroz ve biz varız. Yani ben ürünlerimi mikroza veriyorum yani arkamda Migros var demeye getiriyor. Nereden baksan bir iletişim faciası. Nereden baksan bir işte müşteri ilişkileri nasıl yönetilir, nasıl yönetilmez faciası. Bununla ilgili bir mavra dönüyor. Neticede kadın istifa etmiş ve kendi 15 dakikasını yaşadı gitti. Bir daha da kafayı kaldıramaz. Ayrı bir konu. İktidarla ilişkisi, iktidar medyasının gediklisi olması, kapaklarda filan. Fakat yani vergi levhasına bakar mısınız? Son 3 yılda ödediği verginin toplamı yani 70 bini bulmuyor. Ya da anca o kadar. Fakat yüz milyonlarca dolarlık bir ciro yaptığı söylenen bir şirketten bahsediyoruz. Böyle de bir işin bir de yolsuzluk vergi kaçırma tarafı var. Şu da var tabii Tanya Taşçıoğlu yazmış. Şu CEO kızı durup durup dövdünüz markasını yerle bir ettiniz tamam da. Son derece terbiyesiz hatta ahmakça kabul edilemez bir yanıt vermiş tamam da. Artık bir yerde bitmeli bu konu. Hıncınız daha devam edecek mi? Hayatımızı bin misli talan edenler için neden bu kadar ağız açılmıyor demiş. Bunda da haklı. Haksız değil yani. Dönelim. Mesela bu. Mahve İlmez şu tabloda yayınlamış. Karmaşık gelebilir ama tablonun bana göre en önemli cümlesi Mahve İlmez'in şu cümlesi. İki ayda diyor yurt dışına nereden ve nasıl olduğu saptanamayan 6.9 milyar dolarlık çıkış var diyor. İki ayda belirlemiş grafikle. Nedir bu diye sormuş. Asıl buna cevap aranması gerekiyor. Evet yani bir küflü çikolata firmasının CEO'sunu e, yerden yere vuralım okey de. Ama, ama şuna da bir şey söylemeniz gerekiyor. Ben iki gündür bakıyorum bu konuda çok fazla bir değerlendirme görmedim göremedim. Sadece Mahve İlmez'in değinmesiyle değinilip geçmiş gibi görülüyor. Grafiği de burada. O arada bu yerel halk meselesi devam ediyor. Yerel halk tartışması Anadolu Ajansı'nın ekonomi hesabında Türkiye'ye ilgi çok büyük yatırımcı ilgisi tek kelimeyle mükemmel Mehmet Şimşek'in lafları alıntılanmış ona cevap veren eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz sorular soruyor diyor ki sizin ifadenizle farklı lokaller arasında bu maliyet nasıl paylaşılacak? Olmayan programı destekleyecek toplumsal rıza nasıl üretecek? Cevapları anlaması gereken soru bu ki zaten bu soruların cevabı yok. Bir başka paylaşım. Bizim vergilerle Bizim vergiler bugün Cuma'yı nerede kıldı acaba diye bir video paylaşılmış. İşte Cumhurbaşkanlığı konvoyu görülüyor. Onu alıntılamış Alpan Manas. Tecrübeli bir insandır, tecrübeli bir iş insanıdır. Düşüş başladı mı, tutmanız imkansızdır diyor. Şu anda Türkiye bu durumu tecrübe ediyor. Krizi yönetebilmek için taraftarlarınızı bir arada tutmanız gerekiyor ama taraftarlarınız aç ise ve siz lüks içinde yaşıyorsanız taraftarınız sizden uzaklaşır. Eskiden yolu kesip Anılarak geçtiğinizde vay be ne kadar güçlü bunlar falan diye laf gelirken kriz anında Allah belanızı versin lafını yemeye başlarsınız. İşte bu lüksün ve şatafatın batmaya başlamasının e nedeni de bu. Onu çok güzel izah etmiş. Bu gidiş 2027'yi göremez demiş katılıyorum. Bu gidişle 4 yılı orada geçiremezsiniz kılıp yola çıktığınız cuma namazları da kabul olmaz demiş. Onu ben bilmem benim alalım değil. Ama 2027'yi bu gidişle göremeyecekleri ortada. Şenol Babuşçu paylaşmış. Seçim sonrasına bırakılan vergi ve zamlar bu ay bekleniyordu ama belli ki diyor. Her ay düşük oranlı zamlarla bu zamana yayıldı. Bu da önemli bir veri. O arada biraz evvel bahsetmiştim. Günün haberi bana göre gazetecilere, gazetecilerin ev baskınlarıyla gözaltına alınması Kürt medyasına dönük büyük bir operasyon oldu. Başta da atıfta bulunmuştum. Ne zaman PKK'ya bir operasyon olduğunda, Kürt siyasal hareketine bir operasyon söz konusu olduğunda önce Kürt medyası toplanıyor, gazeteciler toplanıyor ki yazılmasın, dile getirilmesin. Ağırlıklı olarak da Mezopotamya Ajansı'nın muhabirleri toplanıyor. 9 isim toplanmış. Ben bu grafiği hazırladığım sırada 8 isim söz konusuydu. 9. da eklendi. Bu isimler gözaltına alındılar. Ben bunu iki türlü okuyorum. Bir elbette basın susturuluyor. İki bir şey geliyor. Fakat enteresan bir şey Belçika'da yayın yapan gene Kürt medyası iki televizyon kanalının stüdyolarını bir Avrupalı ülkenin Avrupa'da bir ülkenin ihbarı üzerine baskın düzenlenmiş 200'den fazla polisle ve işte stüdyolar ablukaya alınmış 4 saat boyunca televizyon binasında kalmışlar işte aramalar bilgisayarlara el koymalar falan bu konu Avrupa'ya da özellikle Belçik olması açısından enteresan Brüksel olması açısından da enteresan. Avrupa'ya uzanması açısından da enteresan. Altını çiziyoruz. Burası Türkiye. Tekrar Türkiye'ye dönüyoruz. Makbule Özer 81 yaşında yeniden tutuklanmış. Neden biliyor musunuz? Terör örgütüne yardımdan. Bitmedi. 2022'den bu tarafa cezaevinde olan ve ciddi hastalıklarıyla mücadele eden Hanife Arslan 76 yaşında. Dün yapılan görüşte kızına buradan sağ çıkacağımı sanmıyorum demiş. Bir başkası Sevinç Özarslan paylaşmış. Bolu cezaevinde KHK'lı asubay Timur Özgen. Dördüncü evre pankreas kanseri. Yatalak. Koğuş arkadaşları altını temizliyor. Midesi, safra kesesi, bağırsakları, pankreasının yarısı alındı. Durumu acil. İnanamıyorum demiş paylaşı, paylaşımı paylaşan Cemre Birant. Dördüncü evre pankreas kanseri hastasının cezaevinde ne işi var? Eşim Mehmet Ali Birant pankreas kanseriydi. Ne dediğimi biliyorum demiş. Bir diğeri Enver Altaylı 80 yaşında. Babam Dilara Yılmaz yazmış kızı. Babam Enver Altaylı. 3 kişilik odada 2 kişi kalıyor. Sağlık gerekçesiyle odaya 3. kişi gelmesini talep ediyor ama e, ceza infaz kurumu ısrarla reddediyor. Geçen hafta odasında kimse yokken fenalaşmış, sesini duyuramamış, acil butona da basamamış. Sonra da işte şatafat devam ediyor. O arada Ankara Üniversitesi en köklü üniversitelerden biridir. Onun rektörü AKP'ye oy istemiş. Necdet Ünü var. Bunda şaşılacak bir şey yok. Fakat şunu daha önce söylemiştim. Nuray Babacan gazete pencerede yazmış. AKP'de artık kulak çekme dönemi başladı. Ve toz duman yani bir yönüyle de AKP'nin içi. Ciddi çatırtı sesleri yükselince bu da tabii Erdoğan'a hassas yerinden vuruyor. Erdoğan artık kendi şatafatını göstermemeye başladı. Eee tatilde ta tatili yazlık sarayında geçirdiği bir kare fotoğraf paylaşılmadı falan. Ama birileri paylaşınca bu batıyor er Erdoğan'a ve bu Erdoğan'a hassas yerinden vuruyor. Ve parti içi bir genelge çıkmış ve yani bileyim uyarı ikaz gitmiş vekillere. Attığınız her adım yanlış anlaşılmaya müsait. Nerede yemek yediğiniz, ne giydiğiniz, nasıl davrandığınız her an izleniyor. Halkı rahatsız edecek lüks, çatafatlı görüntüler vermeyin, özenli olun denmiş yani ne yapıyorsanız yapın size kalsın. Zaten Nuray Babacan da onu yapmış. Yazmış. Yapın ama göstermeyin demişler. Maalesef durum böyle. Fakat dünyanın her yerinde tiranlık baki. Hırvatistan Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı başbakan olamaz demiş. Hırvatistan'ın Cumhurbaşkanı işte seçime gidiliyor falan. Cumhurbaşkanı iken başbakanlığa sıçramaya çalışıyor ama otur oturduğun yerde ülkenin en azından kendine göre bir realitesi, kuralları, yasaları falan var deniyor. Dolayısıyla hukuk önemli yani. Gene dönüp başlayıp geldiğimiz yani sadece ekonomi değil, sadece işte siyasi sistem yönetim biçimleri değil, hemen her alanda e, hukuk mahkeme kararları önemli ve siyasetten bağımsız alması, bağımsız karar alması gerekiyor efendim. Diyor ve böylelikle bir manşeti daha noktalıyoruz. Çarşamba manşet yok. Perşembe tekrar görüşmek umuduyla.